videomuzda indeks değeriyle veri eklemeyi göreceğiz. İndeks değerlerini baştan anlatmıştım. İlk başlarda indeks değerlerini anlattım. İndeksin ne olduğunu anlattım. Dizilere geçtiğimizde tekrar anlattım. İndeks bunların sırasını belirtiyordu. Ve bizim gerçek hayatta saydığımız gibi sayma durumu birden başlamıyordu. Yani biz normalde diyelim ki önümüzde 3 tane şişe var. 1, 2, 3 diye sayarız. Ama JavaScript programlama dilinde sıfırdan başlıyorduk. Yani ilk değerin sıra sayısı sırası sıfırıncı. Sıfırdan başlıyor. Biz bu indekse göre gidiyoruz. Diyelim ki burada iki tane değer var. Bundan sonraki indeksin değeri kaç olacak? Buna sıfır dedik. Buna bir dedik. Bundan sonra bir değer eklendiğinde indeks iki olacak değil mi? Tekrar sayıyorum sıfır, bir, iki olacak. Bunu şunun içerisine görmeden yaptığımızı varsayalım. Kaç eleman olduğunu bilmiyoruz. O zaman nasıl ekleme yaparız? Deriz ki numbers numbers nokta length length deriz. Uzunluk deriz. Bunun uzunluğu kaçtır? 2'dir. 1, 2. Sayıların uzunluğunu alıp buraya yazdığımızda 2'yi elde ediyoruz. Yani şunun uzunluğu 2 numbers'ın ikinci elemanına ben gelip 18'i e atıyorum. Sıralamayı da şuradan kaldıralım. Şöyle. Direkt silelim. Ben burada numbers'ın ikinci indeksine atama yapmış oluyorum. Yani burada 5 tane değer daha olsaydı yine en sona atama yapmış olacaktım. Bu şekilde random sayıları istediğiniz kadar ekleyin. Her zaman 18'i en son sıraya atamış olursunuz. Bu yöntemle de bu şekilde gördüğümüz üzere 18'i en sona atamış olduk. Sortumuzu tekrar alalım. Bu şekilde numbers.length'i kullanarak her zaman neyi buluyorduk? Son indeksi buluyorduk. Daha doğrusu son indeksi bulmuyoruz. Bundan bir çıkarırsak son indeksi buluyoruz. Yeni indeksi bulabiliyoruz. Bu şekilde yeni indeks ne demek? Şu sıfırıncı, şu birinci, Yeni indeks. Yani bundan sonraki indeks ne olacak? 2 olacak. Bu şekilde o değeri her zaman bulabiliyoruz. Yine konuşamadım. Bulabiliyoruz. Buraya 1 milyon tane de değer eklesem numbers length dediğim an buraya atadığım an en sona 60 olacağım. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.